90 Artı Aksel Spor programından hepinize merhaba. Bugün bir maç yayını sonrası değil, özel bir yayınla birlikteyiz. Dün Akhisar adına tarihi bir gün yaşandı ve rekor katılımla gerçekleşen seçimde kulübümüzün yeni başkanı resmen Evren Özbey oldu. Yeni yönetimimize ve başkanımız Evren Özbey'e tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Umarım onlarla birlikte şampiyonluklar yaşarız. Hedeflerindeki gibi Şampiyonlar Ligi'nin müziğini dinleriz bütün Akhisar halkı olarak. Birlikteyiz. Hocam dün çok kritik bir gündü Akhisar adına. Evet. Rekor bir katılım gerçekleşti. Daha önceden Akhisar'da görülmeyen bir katılımdı. 264 kişi imzalı olarak seçime girdi ve oy kullandı. Oy çokluğuyla değil, oy bütünlüğüyle başkan Evren Özbey ve yönetim kurulu seçildi. Evet, tam destek aldı. Evet. Ve her şey şeffaftı. Bu güzel tarafı buydu. Şeffaf bir kongre oldu. Bu anlamda tebrik ediyorum. Akhisar Spor'a yeni bir dönem başladı. Evren Özbey ve yönetimi yeni bir döneme başladı. Kendilerine başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. İnanıyorum ki ben Özbey ve yönetimi çok güzel başarılı imza atacaktır. Akhisar Spor'u istenilen yere getirecektir. Bu zor bir getaptan, zor durumdan kurtulacaktır. Biz bunlara inanıyoruz, bu arkadaşlarımıza inanıyoruz. Desteğimizi tam olarak vereceğiz. Evet. Akhisar Spor'un hep kişilerden daha üstün olduğunu burada söylemiştik. Evren Özbey, A kişisi, B kişisi hiç önemli değil. Biz o koltuğa oturan, o görevi, o sorumluluğu üzerine alan herkese tam desteğimizi devam edeceğiz. Her zaman tam desteğimizi göstereceğiz, vereceğiz. Kesinlikle. Şu anki mevcut yönetimimizin de başarılı olması için biz medya ayağı olarak ne yapmamız gerekirse yapacağız. Akhisar Spor'umuz için her zaman kulübümüzün ve yöneticilerimizin arkasında olacağız. İsterseniz bugün yayında 3 konuyu ele alacağız. Akhisar Spor'umuzun dünkü seçimi, daha sonrasında Akhisar Spor'umuzun altyapısı, son zamanlarda çok ihtiyacımız olan bir bölüm ve tüm kulüplerinde çok önemli bir yer. En sonunda Akhisar Spor'umuzun Ankara Spor'la oynayacağı mücadeleye geleceğiz. Ben her şeyden önce dünkü seçimi bir kronolojik sırasıyla anlatayım. Dünkü seçimimiz Akhisar Spor'umuzun tesislerinde, Yılmaz Ataburut tesislerinde yapıldı. Saat 3'te başlaması beklenirken seçimin ama katılım nedeniyle 3:20 geçe gibi oylamalara geçildi. Divan başkanlığını efsane başkanımız diyelim, kurucu başkanımız diyelim Yılmaz Ataburut üstlendi, o yapmıştı. Yeni listede, yeni yönetim kurulunda Halil İbrahim Doğan gibi eski başkanlarımızdan da isimler vardı. Bu çok önemli, çok değerli başkanımız Halil İbrahim Doğan, Sayın Halil İbrahim Doğan başkanımız yönetime katıldı, dahil oldu. Bu Akhisar Spor için de artı bir şey olacak, katkı olacak. Çünkü Akhisar Ali İbrahim Doğan başkanımız geçmişte çok büyük başarılı imza atmış bir değerli yöneticimiz, başkanımız. Burada tecrübesiyle, bilgisiyle arkadaşımıza, yönetimimize büyük bir destek vereceğine inanıyorum ben. Evet. Dün onu kendi konuşmada yaptığında onu altını önemli çizdi. Ayrıca şunu da belirtti. Başkanımızdan da bir kulübe destek olma sözü aldı. Başkanımız Evren Özbey'den seçimin hemen sonrasında oylama yapıldıktan sonra elinden geleni yapacaksın, kulübe her şeyini vereceksin dedim. Harun Erüksel, bir dönem önceki başkanımız Harun Erüksel'in konuşmaları oldu seçimden önce. O da Evren Özbey'i anlattı, geçtiğimiz dönemde yaşadıklarını anlattı. Onun demeçleri vardı, onu da sitemizden ulaşabilirsiniz. Ondan ardından başkan adayı olarak Evren Özbey konuştu. Çok önemli noktalara değindi. Akhisar Spor'un aldığı noktaya değindi, şu anki noktasına değindi, hedeflerine değindi. Ne yapacaklarını belirtti ve hocalara ve kulübün adına bütün kriterleri ele aldı konuşmasında. Şimdi onun konuşmalarından da bir alt başlıkları size geçeyim. Seçim yapılmadan önce konuştu. Akhisar Spor'u aldığı noktada çok da hoş olmadığını, Akhisar Spor'u sahipsiz kaldığı için sahip çıktığını, sorumluluğu aldığını belirtti. Dün Evren Özbey. Her ne kadar kulübe yaptığı desteği belirtmek istemese de bunu artık zorunda kaldığını söyleyerek spekülasyonlara son vermem gerekiyor dedi ve 6 aydır kulüpte sorumluyum. 6 ayda 5,5 milyon TL, 5,5 milyon Türk lirası desteğim bulundu. Akhisar Spor maalesef ki bu durumda olmasaydı ama bu paralarla şu anda hayatına devam ediyor dedi. Bu demeci bulundu ve bu çok kritikti, önemliydi. Herkesin merak ettiği bir şeydi, para verdi mi vermedi mi. Ve burada çok keskin bir şekilde dekontları, faturaları isteyen sekreterlikten alabilir dedi. Çok doğru bir şey yaptı aslında. Çok şeffaf davrandı. Tebrik ediyorum. Yani hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmadı. Evet.
Bu çok önemli. Bundan sonra da her şey ortada, şeffaf. Yapılacaklar, yapılanlar ve yapılacaklar, bundan sonra yapılacaklar yönetime bağlıyor. Gerçekten de büyük başarıyla imza atacağına inanıyorum ben. Başkan Özbey konuşmalarına şu şekilde devam etmişti. Aksaspor'umuzun şu anki bulunduğu konumdan dolayı başarısız gösteriliyor dedi. Ama yönetimsel alanda biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz dedi. O da bugün ele aldığımız konulardan birisi altyapıya değindi. Altyapıyı da anlattıktan sonra konuşmasına son verdi. Onun ardından yine bir başka başkan adayımız İlhan Tetiker konuştu. O da mevcut yönetimdeki Yılmaz Ataburut ve Halil İbrahim Doğan gibi eski başkanlarımızın güvenilir kişilerin yönetimde olduğunu belirterek Evren Özbey ve yönetimini destekleme kararı aldığını Aynen, açıklayarak aynen. seçimden ayrıldı ve Çekildi. tek aday olarak Evren Özbey başkanımız olarak seçildi. Şimdi hocam bir yorumunuzu aldım. Aksaspor'umuzda yine başkan Evren Özbey oldu dedik. Evet. Yönetim kurulu oldu dedik. Sizin bu konuda yorumlarınız nelerdir? Tabii şimdi yeni bir dönem başlıyor Aksaspor'dan. Şimdi değerli başkanımız Sayın Evren Özbey dün çok güzel açıklamalarda bulundu. Burada amacımız Aksaspor'u çok iyi yerlere getirmek. Aksaspor'un marka değerini daha da ileri taşımak. Buradaki ortamları şu anki girdaptan hep birlikte çıkılacağını, herkesin destek vereceğini, biz yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Güzel şeyler söyledi. Hala ve hala hayallerin peşinde. Dün onu da belirtti. Bu takımı dedi burada tutacağız. Seneye Süper Lig için mücadele edeceğiz. Ve ondan sonrası gerçek büyük bir hayal var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız dedi. Evet. Aksaspor'u iyi taşımayı düşünüyor. Altyapıyı güçlendireceğini söyledi. Güzel bir şeyler verdi yani mesajlar verdi. İnşallah sözde kalmaz. İcaat olur. Biz de bunları buradan alkışlarız, destekleriz. Mutlu oluruz. Aksaspor'un iyi gelmesi, iyi yerlere gelmesi bizim için de büyük bir onurdur, şereftir. Evet. Aksaspor'da ya yönetim dışarıdan geldiği için bütün halkta, herkeste bir önyargı vardı. Fakat bugün Aksaspor için dediğim gibi kulüp adına çok önemli iki kişinin de yönetimde bulunması Tabii yani Aksaray için insanları artı. evet mutlu etti. En azından dediler ki yani orada bir yanlışa dur diyecek iki kişi yönetimde. Aksaspor'u her koşulda destekleyecek iki kişi yönetimde. Onlar hiçbir şeye izin vermezler gerekirse de bizi bilgilendirirler şeklinde. Taraftarlar daha da artık şeye karışmadı. Ya şimdi insanlar buraya gelmiş Özbey kardeşler. Ya mutlaka bir hedefleri vardır. Yani herkesin ya Evet. yani bizim de burada bir hedefimiz var. Hedefsiz bu programı yapılır mı? Mümkün değil. Yani onun da bir hedefi var. Yani evet dışarıdan geldiler. İçimizden biri değiller. Ama içimizden biri değiller fakat bize sahip çıktılar. Şu anda Aksaray'ımıza sahip çıktılar. Takımımıza sahip çıktılar. Evet. Markamıza sahip çıktılar. Biz de onlara sahip çıkacağız. Mutlaka. Biz de onlara destek vereceğiz. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde bu takımı layık olduğu yere taşıyacağız. Şu Bundan an da ben eminim yani. evet, yönetim listesini de tam olarak okuyalım şu anda. Onu hazırlıyorum. Başkan Evren Özbey, yönetim listesi de Serhat Özbey, Bışar Özbey, Zekai Aktaş, Halil İbrahim Doğan, Recep İşçi, Hüsnü Erer, Zekeriya Güneş, Zafer Leblebici, Ali Aksoy ve Mehmet Fatih Kaya. Genel kurulda Aksaspor Hayırlı Camiası olsun. adına seçilen Hayırlı uğurlu yönetim olsun listesi bu. Aksaspor'umuza. Üstün başarılar diliyorum. İnşallah hedeflerine ulaşırlar. Biz de buradan çok mutlu oluruz. Onlar da çok mutlu olur. Şehir de mutlu olur. Taraftar da mutlu olur. Evet. Ben bu mutluluğu tadacağımıza inanıyorum. İsmin hiç önemi yok. Kesinlikle. Aksaspor başarılı olsun. Burada Aksaspor. Söz konusu A, Aksaspor. B, C, D hiç önemli değil. Yani. Yani halk da seçimin önemini artık o kadar hissetti ki dediğim gibi yani altını çiziyorum çünkü ben böyle bir katılımlı bir seçim daha önce görmedim. Ve herkes 264 oynadı. kişinin evet. Şimdi daha önce insanlar ne yapıyordu? İşte eleştiri yapıyordu, onu yapıyordu. Ama baktık ki dün herkes oynadı. Evet. Demek ki doğru bir. Yapsınlar kardeşim. Ahmet, Mehmet, İlbey, Emin isimler söz konusu değil. Evet. Burada esas olan Aksaspor. Kimin geldiği ve kimin başkan olduğu önemli değil. Burası Aksaspor esas olan Aksaspor'un başarısıdır. Hocam seçimi tamamladıysak altyapıya, Aksaspor'umuzun altyapısına, dünyada altyapının önemine, Evet. kulüplerdeki altyapının önemine geçelim. Hocam önemliymiş yani altyapı neden önemli kulüpler adına? Şimdi transfer bugün. Transfer bugün.
Ama altyapı gelecektir. Yarınlardır. Yani kurumsal yapıya sahip olmayan kulüplerin yaşama şansı hiç yok. Altyapılara, kurumsal yapıya sahip olmayan altyapılarda inanılmaz bir şeylik vardır. Dağınıklık vardır, başarısızlık vardır. Evet. Yani eğer altyapı istikrar istiyorsak kesinlikle kurumsallaşmamız lazım. Onun dışında başarıya ulaşmamız mümkün değil. İstediğin kadar yetenekli futbolcu bul. İstediğin kadar kaliteli futbolcuları takımına getir. Eğer onlara modern bir çalışma, modern bir tesis, modern bir eğitim veremiyorsan başarı şansın sıfır. Evet. O yüzden altyapılar her kulüp için çok önemli. Yani altyapı şöyle diyelim. Bir ev. Temeli sağlam olmasa ne olur? Çöker. Çöker. Aynı kulüplerde oynar kardeşim. Kulüplerin de altyapısı olması şart. İyi olması şart. Bunun tabii ki kuralları var, şekilleri var. Öyle altyapı tam altyapı olmuyor. Altyapında bir şeyi vardır. Şekli vardır. Başarılı Mutlaka bir olma sistemi vardır. sistemi vardır. Onun dışında başarılı olma şansın hiç yok. Hocam ben altyapıyı şeye benzetiyorum. Hiçbir ülke her ihtiyacı olan ürünü ithal ederek yaşayamaz. Kesinlikle. Ülkede Çok güzel. ihracatta da önemli şey vardır. Altyapıdaki futbolcularda bir kulüplerin ihracat kapısıdır. Kesinlikle kardeşim, kesinlikle. Transferle hiçbir kulüp yaşayamaz. Kesinlikle. Ben buna benzetiyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hocam peki altyapı çok önemli dedik. Kulüpler altyapılarla birlikte yaşar dedik. Başta Eksersspor olmak üzere altyapıyı nasıl geliştirebilir tüm kulüpler adına? Bir kere İlbeciğim. Altyapı olmadan profesyonel takımlar asla olmaz. Büyük yetenekler, büyük yıldızlar, altın kramponlar buralarda yetişir. Altyapıyı yani çok iyi bir şekilde organize etmen lazım. Çok iyi bir sisteme oturtman lazım. Yani işte Avrupa'dan bizim aramızdaki fark bu. Biz günü kurtarmaya çalışıyoruz altyapıyla. Avrupa uzun vade çalışıyor Geleceği altyapıyla. inşa etmeye çalışıyor. Kesinlikle. Öyle inşa ettiği zaman da altyapıdan gelen futbolcularla işte biliyorsun dünya piyasasını ele geçiriyorlar. Evet, şu anda dünya futbolunda zirve olan Cristiano Ronaldo da Messi de bir gün altyapı oyuncusuydu dün. Bugün dünyanın zirvesinde, İşte hatta 15 yıldır evet. dünyanın zirvesini birlikte İşte paylaşıyorlar. onlar nereden geldi? Onlar da Birazdan altyapıdaydı. onlardan geldi. Birazdan onları bahsedeceğiz. Evet. Şimdi öncelikle İbeciğim altyapıları tesisinin üst seviyede olması lazım. Kesinlikle bu. Üst seviyede tesisler olması lazım. Üst seviyede öğretmenler olması lazım. Yani eğitmenler olması lazım. Yani federasyon, futbol federasyonu ve şeyin kulüplerin çok büyük bütçe ayırması lazım altyapılara. Mutlaka. Eğer bunları bir gerçekleştiremezsek dünya bunu gerçekleştiriyor. Ne yazık ki biz bu konuda çok gerideyiz. Bunları gerçekleştiremezsek bizim altyapı sıkıntımız hala bu dün olduğu gibi bugün de devam edecek. Bizde hocam ben burada bir ek soru Buyur. soracağım size. Oyuncuların hani biz daha pişmesi gerekiyor diyoruz ya. Evet. O olay bizde birazcık fazla mı abartılıyor? Pişme olayı. Biz oyunculara çok fazla küçük gözüyle bakıyoruz. Bak, 20 yaşında birisine, 22 yaşında bir oyuncuya. Mesela biz de 20 yaşında bir oyuncu çok genç bize bakarsak. Ama öyle bir 20 yaşında birisi geliyor. Borussia Dortmund'un santraforu oluyor. Bizim milli takımımızda Çağlar çok iyi tuttu kendi belli edemedi ama bütün Almanya ligini birbirine katıyor. Adı da Erling Haaland oluyor. Evet. Biz mesela 20 yaşındaki çocuğa ya sen daha küçüksün diyoruz. İşte Doğukan diyelim, Göksu diyelim. İşte siz daha küçüksünüz, pozisyon almayı biliyorsunuz. Ama bir de 20 yaşında dünya yıldızı olanlar var. İşte neden kaynaklanıyor? Aramızdaki fark az önce dedim ya. Biz günü kurtarmaya çalışıyoruz. Avrupa uzun vadede çalışıyor. Sistemli çalışıyor. Sistem. Şimdi bu çocuklar yeterli eğitim almazsa yeterli eğitim almazsa o seviyeye çıkması çok zor. 16 yaşında, şimdi Avrupa 16-17 yaşında çocukları oynatıyor. Yıldız oluyorlar. Evet. Üst kademelerde oynatıyorlar. 20 yaş, 25, 21 yaş. A takımlarda görev veriyorlar. Ama hiçbir baktığın zaman hiçbir eksikliği yok. Yani oynayan futbolcudan, A takımda oynayan futbolcudan bir eksiği yok. Ona tamam. İşte bu da neden kaynaklanıyor biliyor musun İlbeyciğim? Altyapıdan çocukların çok iyi yetişmesi lazım. Hocam
şeyde sürekli karşımıza çıkıyor futbol sayfalarında. Şu anda Mbappe çok büyük bir yıldız diyoruz. O da 20 ya da 22 yaşında 22 olması yaşında. lazım. 22 yaşında. Dünyayı birbirine kattı diyoruz. Messi 22 yaşındayken 3 tane Ballon d'Or ödülüne sahipti. İşte. Messi 22 yaşındayken. İşte, tabii ki onlar için özel yetenek. Evet. Şimdi ona kıyaslamak yanlış olur. Ona çok özel yetenek. Ama işte yine özel yetenek ama Çalışma da var mutlaka ki. şimdi onları o seviyeye getiren kimler? Hocalar. Hocaları. Eğitmenler. İşte eğitmenlerin ne kadar önemli olduğunu bu kıyaslama aslında doğru gösteriyor. Ne kadar önemli, değer verdi, önemli olduğunu eğitmenlerin. İşte bizim de maalesef bu konuda çok eksiğimiz var. Bu konuda çok eksiğimiz var. Çok iyi eğitmenlere teslim etmemiz lazım altyapıları. Disiplinli olmamız lazım. Uzun vadeli projelerle, programlarla altyapıyı kurmamız lazım. Sistemi oturtmamız lazım. Aksi halde günü kurtarmaya gideriz. Bu da tabii ki başarısız olmamıza neden oluyor. Bu sefer işte ne oluyor? Avrupa'dan mücadele edemiyoruz. Avrupa'ya yetişemiyoruz. Avrupa takımlarından kıyasladığım zaman hemen fark ediyoruz. Geride kalıyoruz. Hocam, biz 2007 senesinde Fenerbahçe Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Evet. Şov yaptı. 2012-2013 senesinde Galatasaray, Drogba, Melo, Sneijder'li kadro Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Şov yaptı. 2015-2016 senesinde yine aynı şekilde Mario Gomez, Talisca, Babel bir Beşiktaş kadrosu gitti. Şov yaptı. Ama şimdi ne diyoruz? Fenerbahçe diyoruz. 2007 sezonundan sonra yok Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray diyoruz. 2013 sezonundan sonra gözle görülür bir başarısı yok. Hatta ülke puanı bile kaybediyoruz. Bu ülke adına bile çok büyük bir zarar veriyor. Kesinlikle. Beşiktaş diyoruz. 2015 senesinden beri bakın 6 yıl olmuş. Hala da aynı seviye o Şampiyonlar Ligi grubundan daha mağlup çıkan o kadro gibi bir devamlılık yok. Bizde devamlılık yok. Çünkü biz hep transferlere dayanıyoruz. Kesinlikle. Yine büyük takımlarda örnek vereyim. Bu yıl çok önemli beklerini kaybetti Beşiktaş. Birisi çıktı. Bir wonderkid Evet. diyorlar ona. Deyimi wonderkid. Rıdvan Yılmaz diye bir sol bek oyuncusu. Harika bir futbol oynuyor bugün. Belki kendisinden 10 yaş büyüklerden daha bir favori gösteriliyor. Ümit Milli Takımı'nın direkt sol beki A Milli Takımı öneriliyor. Evet. Umut Meraş ve Caner Erkin'in önünde çok onu destekleyen kişi var. Kulüplerimiz biraz da bugün Akhisarspor'un yaptığı gibi. Ya her yere transfer değil de ya ben 8 tane bölgemi transferle kapatıyorsam benim 3 bölgemi de benim altyapım kurtarmalı. Sağ kanadımı altyapım kurtarmalı. Sol bekimi altyapım kurtarmalı. Öyle bir kalecimi çıkartmalıyım ki altyapıdan ki bu Türkiye'nin en iyi olduğu yer Evet. altyapıda Kesinlikle, kalecilik en kesinlikle. iyidir. Aynen. Bravo. Rüştü'den beri gelen, Rüştü Reçber'den geri gelen Aynen. bir direkt yükseliş Doğru. var. Bir kaleci en azından altyapıdan çıkmalı. Bu konuda bir görüşlerinizi almak istiyorum sizin. İstikrar. Bizde olma eksik. İşte az önce dedi ki altyapı bu konuda işte hemen önümüze geliyor. Şimdi ne güzel söyledin. Evet, dışarıdan futbolcu almamız gerekiyor. Yetenekli ve kaliteli futbolcu. Alttan gelen futbolcu idol olması lazım. Onu idol görmesi lazım. Alttaki futbolcu da. O tip futbolcuların transfer edilmesi şart. Yani önüne geleni al, önüne geleni al, önüne gel alırsan çocuğun önünü tıkarsın. Alt tarafı da gelen çocuğun önünü tıkarsın. Bu sefer ne oluyor işte? Bugün daha sayın Fenerbahçe'nin 11 tane yabancıdan sahaya çıkıyorsun. Veya işte bilmem kaç, 8 tane, 9 tane yabancı sahaya çıkıyorsun. Evet. Öyle olunca da bu çocuğun önü kapanıyor. İstenilen verimleri alamıyoruz. Bu sefer önünü kapanan çocuğun arkasına gelen genç futbolcumuz ya zaten bu kapanık önü. Bize sıra gelmez. Düşünceye sahip oluyor. O zaman ne oluyor artık? Kopukluk oluyor. Yani umutsuz oluyor çocuk. Ümidi kırılıyor. Umudu kalmıyor. Hayalleri yıkılıyor. Yani inanmayan birisi zaten ne kadar çabalamaz, çabalayamaz yani yapamaz. Yani. Şimdi kadro bulamayacağını bile bile bir insan niye çabalasın ki senin mevkine 10 tane transfer Evet. yapılmış. Altyapıdan gelen adam. Çok zor yani şans bulması. Hocam orada şimdi hep diyoruz ki şans verilmiyor, zihniyeti eleştiriyoruz. Sistemde de eksiklik görüyor musunuz? Çünkü Almanya'da Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can direkt aklıma gelenler. Sonrasında Nuri Şahin, ne kadar Türk Evet. milli takımında oynasa da Almanya kökenli, Almanya'da yetişmiş bir oyuncu. Hamit Altıntop, yine onun kardeşi Halil Altıntop da sayabileceğimiz yüzlerce kişi var.
biz neden bu oyuncu seviyesinde oyuncuları daha az yetiştiriyoruz? Yetiştiremiyoruz demiyorum. Az yetiştiriyoruz. Çünkü şimdi 6 milyon Türk'ten yetiştiriyorlar. Bizde 80 milyon Türk var. Şimdi İlgeciğim, sistem doğru mu? sistem bir kere yanlış. Sistemi burada tek doğru uygulayan Altınordu. Türkiye'de bu sistemi tek doğru uygulayan Altınordu. O da Barcelona'ya örnek aldı. Şimdi bizim altyapılarımıza baktığımız zaman kardeşim, yani futbolu geliştiren insandır. Futbolu geliştiren insandır. İnsan geliştikçe futbol da gelişir. Burada eğitmen çok önemli. Eğer eğitmen, iyi bir eğitmen olmazsa, kendini iyi bir yetiştirici eğitmen olmaz olursa, iyi yetiştirmemiş bir eğitmenle çalışırsa bir çocuk, zaten hedeflerine ulaşamaz. İyi eğitmenler şart. Altyapıda koordinasyonlu eğitmenler, geleceğe dönük yatırımlar bunun üzerine yapılmalı. Özellikle eğitmen üzerine. Yatırım önce insana, eğitmene. Evet. Ondan sonra tabii ki tesis. İlk önce tesis. Tesis çok önemli. Burada tesis çok önemli. Tesis olmazsa süper eğitimci gelsen olur. Bol miktarda tesislerin olması lazım. Çok önemli eğitmenlerin kendini iyi yetiştirmiş, yurt dışına çıkmış, eğitmiş, gelmiş. Altyapıları bu tür eğitmenli insanlara teslim edersek biz her şey ülkeyle her takımdan, Avrupa'daki her takımdan baş edecek seviyeye gelebiliriz İlbeyciğim. Hocam orada hemen bir ekleme yapayım, sizi destekleyecek bir ekleme yapayım. Rüştü Reçber dedi ki hani kalecilik alanında en iyiyiz belki diye. Rüştü Reçber bir kapı açtı. Kendinden Evet. sonra gelen kalecilere bir Evet. kapı açtı. Rüştü Reçber'in ardından hemen o kapıdan Volkan Demirel girdi. Onur Kıvrak girdi. Tolga Zengin girdi. Adını unuttuğum daha bir sürü kişi var. Mert Günok girdi. Daha birçok kalecimiz var. Serkan vardı Konyaspor'da. Serkan, evet, Serkan girdi. Yine Almanya'da yetişen bir Serkan Bolat vardı. Bak, O evet. şey Sinan Sinan Bolat. Bolat. Sinan Bolat girdi. O dönemde bir zorunluluk getirildi ve kaleci antrenörlüğü zorunluluğu getirildi. Evet. Baktılar ki düştü. Dünyanın en iyi kalecisi olma yoluna gidiyor. Bir Rijkaard'ın şeyine uğradı o da. Handikapına uğradı. Belki de bugün adı Oliver Kahn'larla anılacak birisiydi. Çok yetenekli bir kaleciydi. Barcelona transfer yaptı. Evet. Ondan sonra Türkiye'de bir zorunluluk geldi ve kaleci antrenörlüğü zorunluluğu geldi. Her kulüp kaleci antrenörleri çalıştırmak zorunda şu anda Türkiye'de. Bakıyoruz. Jenerasyon, eski jenerasyon çok kaliteli. Rüştü Reçber, çok Volkan, çok kaliteli. Ama Onur Tolga tıkandı. Evet. Orada kaldı. Şimdi bakıyoruz. Uğurcan Çakır, Ersin, Beşiktaş'ın kalecisi. Yine Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın kalecisi Utku Altay Utku. oynar. Altay Şimdi Bayındır. İrfan Can Eğribayat. Yine ya hangi yerli kaleciyi, Süper Lig'de 11 oynayan hangi yerli kaleciyi alıp koyun? İnanın sırıtmaz. Çünkü artık seviye öyle bir yere çektiler ki alt tabanı o kesinlikle, kadar yüksekte kesinlikle ki. ve de çok gençler. Evet ve daha çok gençler. Yani Uğurcan Çakır 22 yaşında da Chelsea'yle alınıyor. Altay 20 yaşında bugün direkt şampiyonluk adayı bir takımın kalesinde 2 senedir koruyor. 18 yaşında bu adam 18 yaşında Ankaragücü'nün kaptanıydı. Böyle bir yapı. Böyle bir jenerasyon geliyor. Bugün milli takımda Uğurcan Çakır bir penaltı kurtardı. Herkes dedi ki Uğurcan kalır. Ben adım gibi eminim. Altay da olsa kurtarırdı. Ersin de olsa kurtarırdı. Kurtarırdı. Yani öyle bir seviye var ki kim oynamıyor diye üzülüyoruz. Aynen öyle. Ama özgüven üst seviyede. Evet. Bütün kalecilerimiz dikkat et. Üst seviyede özgüven. Yani Fenerbahçe'de oynuyorsun değil mi Altay mesela? Evet. Güven üst seviyede. Diğerleri Uğurcan öyle. Trabzonspor'da ne diğer milli takımda oynayan da baktığın zaman adam kalede çok emin duruyor. Çok sağlam duruyor. Evet. Özgüven üst seviyede. İşte hocalarımız da bu anlamda tebrik ediyorum. Şans veriyorlar, oynatıyorlar. Yani Evet. ben bu çocuk genç, ya işte beni yakar demiyor, yabancı transfer edeyim demiyor. Artık Türk hocaları da veya bir başka hocalar da yönetim de bu eğitimli kalecilere kapılarını açıyor. Güveniyorlar, teslim ediyorlar kaleyi. Bu da çok önemli. Çocukların gelişiminde bu da çok önemli bir paya sahip. Güven. Mutlaka. Adını unuttuk. Geçmeyelim. Hemen onu da haksızlık yapmayalım. Gökhan Akkan. O da milli takım Evet, kadrosunda. O evet, evet. da çok iyi. Yine onun adını söyleyeyim. Aynen. Tarık Çetin aynı Aynen. şekilde. Altyapıda çok küçük bir yaşta olmasına rağmen çok harikalardan bir kaleci. Şimdi hocam ben burada bir araya gireyim. Dün seçimde, kongrede Evren Özbey, başkanımız Evren Özbey'in demeçleri oldu.
bu altyapı adına çok önem verdiklerini. Dedi ki 26 transfer yaptığımız söyleniyor. İşte herkesi geleni geçeni aldılar dedi. Biz transferi 3 yıllık yaptık dedi yani. Çok Önümüze uzun 3 vade yıllık, düşünüyorum. 4 Evet. yıllık bir gelecek vadeden oyuncuları da aldık dedi. Hatta orada Furkan Korkut olması lazım. İsmini verdi oyuncu. Furkan nezdinde bütün futbolcularını da tebrik etti. Fırat hocamız kulübe geldiğinde bu Evren Başkan'ın demeçleri. Direkt onun ağzından anlatıyorum. Fırat hocamız kulübe geldiğinde demiş ki kadro listesine bakmış. Furkan Korkut nerede demiş. Mersem Fırat Hoca Furkan'ı bir 5 senedir belki yani daha İzliyor. çocukkenden beri izliyormuş. Evet. Fenerbahçe altyapısındaymış zaten Furkan da. Oradan beri takip ediyormuş. Daha fazla şans bulabilmesi için 19'a yönlendirmişler Furkan'ı. Hemen as takım almış. Şu anda as takımla birlikte Evet, çalışıyormuş. Onu evet. da dün başkanımızın ağzından Şey duydum. de geçen hafta oynadı zaten, oyunu soktu. Evet. Ona çok inandığı bir futbolcu olduğunu söyledi. Onun nezdinde bütün genç oyuncuların da şans bulacağını garantisini verdi. Göksu'ya değindi, Berat'a değindi, Semih'e Semih. değindi. Bu da bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Telkini oldu diyelim. Eski yönetimlere çok büyük başarılar imza atılmasına rağmen tesisleşme ve altyapı konusunda geride kaldıklarını söyledi. Kesinlikle. Bunu yine hocam da biraz önce belirtti. Aksel spor altyapı da eksik diyoruz değil mi? Eksik, eksik, Eksik. yani şöyle eksik, bir kere tesis anlamında çok eksik, Çok eksik. çok eksik. Hoca anlamında da eksik, o da çok önemli. Hocanın şimdi eğer Süper Lig'deyken takımımız, daha önceki liglerde PT'den geldik, biliyordu, alt üste geldik. Eğer o günlerde altyapıya birkaç yatırım yapılmış olsaydı, saha anlamında, tesis anlamında, işte ne bileyim, buna benzer, yani bütçe ayrılmış olsaydı bugün bizim altyapımız çok farklı yerlerde olurdu. Mutlaka. Bugün şu anda takımımızın 3 tane mi oynatıyoruz, 4 tane mi? Belki 7-8 tane altyapıdan futbolcumuz şu anda takımımıza yer alacaktı ve takımımızı istenilen düzeye çekecekti. Ben inanıyorum buna. Zaten kulüpte ilk gittiğimizde altyapıya önem hadi veremediler desen. İkinci, üçüncü sene verseler şu anda 5 yıldır kulüpte oynayan, kulübe alışkın, profesyonelliğini elde etmiş, tecrübesini almış, Süper Lig tecrübesi olan oyuncularımız olacaktı. Tabii. Bir sene kalıp belki geçen sene çıkardık yani. Geç oynatmaya başladılar. Evet. İşte az önce dedim ya, güven. Eğer güvenmiyorsan, şimdi senin bir altyapın var. Burada çocuklar eğitim görüyor, değil mi? Eğitim görüyor. Belli seviyeye geliyor. Ya sen onu artık altyapı hocalarımızla raporlu dolusuna çıkıyor yukarı çocuklar. Sen bunlara güvenmiyorsan, bunu oynatmayı düşünmüyorsan, işte ya parayı düşünüyorsan, şimdi bir ödev var. Evet. Maç kazanında para alıyorsun ya, Süper Lig'de biliyorsun büyük paralar alınıyor galibiyete. Evet, Ama milyonlarda, ne oldu? milyonlarca para Şimdi alınıyor. sen parayı düşünürken geleceğini kaybettin. Şimdi gelecek kayboldu. Altyapı gelecektir. Eğer sen o günlerde altyapıdaki çocuklarımızı tek tek oynatmaya başlamış olsaydın Süper Lig'de, bugün Aksaspor çok farklı bir durumda olabilirdi. Olurdu da, olabilirdi, olurdu. Şimdi Mutlaka. Halil kardeşimiz, şimdi Naci antrenörü, hakikaten Naci antrenörümüz, kaleci antrenörümüz, onu tebrik ediyorum. Çok büyük emek veriyor. Kaleciler hakkında. Hakikaten uğraşıyor, gecesini gündüzü veriyor. İşte Halil bizim değerli bir çocuğumuz, gencimiz. Emircan Ve yine transferli geldi bizim. bu çocukla niye oynatmıyoruz şimdi ya? Mesela niye oynatmıyoruz? Şey kadar oynayamayacaklar mı yani şimdi? Lukaç'ı, ben tabii ki Lukaç çok kaliteli bir kaleci. Ama şimdi bu çocuk oynuyordu. Evet, hatalı gol yiyecek tabii ki ya. Ondan da yeneceksin. Mağlup olacaksın. Bu, olabilir. Çocuk hata yapabilir. Gol yiyebilir. Mutlaka. Lukaş da hatalar yaptı. Dünyanın en iyi kalecisi de hata yapıyor, gol yiyor. Hocam Ersin de yaptı Beşiktaş'ta. Beşiktaş şampiyonluğa oynuyor. Geçen Ama ne sezon yaptı? Altay yaptı. Sergen Hoca ısrar etti. Bravo. Ersin arkasında ısrar etti. Ersin çok kötü oynadı aslında baştan. Geçen sezon İnanılmaz hatalar yaptı. Buradan bu kaleci nereden buldu? evet. Geçen sezon Altay çok büyük hatalar yaptı. Herkes dedi işte burası oyuncu yetiştirme kulübü değil. Çok kesinlikle katılmadığım bir yer yani. Bu Chelsea oyuncu yetiştiriyorsa, Chelsea Temi Abraham, Mason Mount çıkartıyorsa yani sen de çıkartacaksın yani. Çıkaracaksın. Bu Türkiye'de kimse Chelsea'den büyük kulüp değil, kimse kusura bakmasın yani. Aynen. İşte burası oyuncu yetiştirme yeri değil dediler, kaleci yetiştirme yeri değil dediler. İşte o dedikleri Altay bu sene Beşiktaş maçı Beşte. başta olmak üzere 10-12-13 puan Puan aldı aldı. takıma. Evet. Şu anda da çok etkili performans gösterir. Milli takıma yükseldi. Güveneceğiz kardeşim. Evet, Güveneceğiz, sabır. güveneceğiz, güveneceğiz. Güvenmezsek hiçbir şey olmaz. O yüzden
hocalarımız güven verecek, çocuklarımıza şans verecek. Evet, şu anda durumumuz kritik olabilir. Kritik de olabilir. Ama sen şimdi kaleciden yana şu anda şu pozisyonda şansını yabancı olarak kaleciden yana kullanırsan bir eksik kalırsın oyuna. Yabancı aslında bir eksik kalırsın. Evet. Sınırı dolduruyorsun. Sınırı dolduruyorsun. O zaman Halil gibi bir kalecin var. Oynat kardeşim. Bak şey kadroya giremiyor şeyden dolayı. Tuvale giremiyor. Laval giremiyor çünkü yabancı sayısı dolu. O zaman bir Orada çok eksik. büyük sorun yaşıyoruz Yaşıyoruz. gerçekten. Abi işte ne yapacaksın? Çok ihtiyacımız olan kişiler hem giremiyor. Senin oyuncuya ihtiyacın var. Evet, kaleciye de çok önemli ama şu an neticeyi etkileyecek oyunculara ihtiyacın var senin. Bence tercihini oyuncudan yana kullanması lazım hocanın. Bence de. Hocam, ben burada birazcık TFF kurallarına değineceğim. Biliyorsunuz sene başında yeni bir yapılandırma yaptılar. Yeni bir yapılanmaya gittiler ve dediler ki bundan sonra her kulüp kendi altyapısından yetiştirdiği 4 oyuncuyu kadroda bulundurmak zorunda. Minimum 4. Evet. Kendi 15-16 yaşlarında almış, dışarıdan da alabilir. Ama 15-16 yaşından beri bu kulüpte yetişmiş bir oyuncuyu, 4 tane oyuncuyu bulundurmak zorundasın dediler. Sonra bunu biraz daha ileri götürerek dediler ki bir oyuncuyu da ilk 11'de koymak zorundasın. Altyapından yetişmiş bir oyuncu ilk 11'de bulunacak dediler. Bu çok önemli. Bugün birçok kulüp bunu yapmıyor. Dediğiniz gibi zamanda biz de yapmadık. Acısını çekiyoruz. Çekiyoruz. Şu anda mecburiyetten bulunduruyoruz. Bursa Spor da şu anda mecburiyetten yapıyor. Altınordu bunu bilerek, isteyerek 10 yıldır yapıyor. Sistemle yapıyor tabii ki. 10 yıldır yapıyor. Artık bu ekol olmuş Altınordu altyapısı. Evet. Dünya devlerinden boy ölçüşüyor. Şu anda Türkiye'de bir numara ve çoğu kulüpte bundan sonra örnek oluyor Altınordu'yu. Büyük Fenerbahçe'sinden tutun diye altyapı sistemini örnek alıyor. Araştırıyorlar. Konuşuyorlar, gidiyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl çiziyorsunuz? Hepsi bunları göreceksin ileride. Bütün şey alt kulüpler alt yapısını alt turnuva sistemine göre oturtacaklar. Hocam ben bir şey sormak istiyorum size. Buyurun. Sürekli herkes bahsediyor, herkes söylüyor. Scout, 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 scout. Evet. Aksaray'da bir scout ekibi var mı? Varsa scout ekibi ne yapar? Scout nedir? İlk önce buradan başlayalım. Bir soruyu bir soru. Ben size soru soru giderim. Scout ekibi ne yapar hocam? Scout nedir? Scout şimdi seçicidir Scout. Her kulübün ekibi vardır. Scout ekibi. Scout ne? Antrenör. Seçicilik. Futbolcu beğenme. Ne bileyim işte futbolcunun geçmişini araştıran veya futbolcunun gelişimini araştıran veya işte futbolcunun işte transferinde notlar tutup analiz eden kişiler scout denir. Maalesef bu Aksaspor bu konuda çok eksik. Scout ekibi çok eksik. Yani eksikleri yok gibi bir şey yani. Hocam bir de bir sorum daha var. Scout sadece ilk 11 oyuncusu mu transfer eder? Scout ekibi. Nasıl? Yoksa Scout ekibi sadece ilk 11 oyuncusu mu transfer eder? Yoksa Hayır, geleceğe yatırım yapılacak geleceği oyuncuları da tabii yapar mı? tabii. Burada çoğu sorunun cevabı bizde var fakat halkımızın da öğrenmesi adına soruyorum. Scout ekibinin amacı şey değil yani. Tabii ki yani A takıma da futbolcu beğeniyorlar, seçiyorlar, izliyorlar. Ama genç yetenekleri de kulübe kazandırıyorlar. Ya bu konuda biz maalesef çok eksikiz. Çok eksikiz. Yani Umarım bunu şimdi burada aşacağız. ya mutlaka şey yöneticilerimizin burada şimdi yıllarca futbol oynamış insanlar var. Değerli geçmişe çok değerli olan arkadaşlarımız var. Onlardan oturup konuşabilirler. Onlara görev verebilirler. Ya bunların biri de benim yani. Ya görev verebilirler ve ekip oluşturabilirler. Bu çok zor bir şey değil. Değil. Yani yılda iki tane, üç tane futbolcu kazandırsak Aksaspor'a, Aksaspor'un geleceği kurtulur. Hocam 3 yılda bir tane kazandırsanız geleceği kurtulur. Biz Aksaspor'un şimdi geleceği scout kurtulur. ekibi dediğimiz zaman benim burada gözüme çarpan hatta bütün Aksaray halkının çok sevdiği bir isim var. Omar Niyaz. Evet. Omar Niyaz buraya o dönemdeki yönetimi de o dönem bildiğiniz çok araştırdığımız, görüştüğümüz birisi. Niyaz hocam defans oyuncumuz, dönemin defans oyuncusu İbrahim Sok şey İbrahim Sokko diyorum. İbrahim Sonko. Evet. Önerisiyle kulübe kazandırılmış bir isimdi. Evet. İbrahim Sonko ben kendi alternatifiyle kendi ülkesinden gördüğü, beğendi oynarken bir futbolcu Aksaspor'a getirdi, deneyin dedi. O dönem teknik ekibimiz Hamza Hamzoğlu olması lazım. Çok beğendi oyuncuyu, sürati. Zaten sonra goller attı ve Aksaspor'un
tarihinde yaptığı en büyük Büyük transfer. transfer bonservis ücretiyle Evet. 5,5 milyon euro olması diye Kesinlikle. o şekilde hatırlıyorum. 5,5 avroya Evet. 5,5 sıkıldı. milyon euro ile Spartak Moskova'ya gitti. Oradan Everton'a gitti. Premier Lig'de oynuyor ve Aksaspor'dan yetişti. Yani scout'ı yapacak kişi takımın defans oyuncusu mudur? İbrahim Sonko mudur? Ya da Ya, başkası ya mıdır? olabilir. Biz Şimdi keşfedemez miyiz işte ya böyle oyuncuları? keşfet ama ekibin olması lazım. Mutlaka. Şimdi ekibin olacak, göndereceksin. Yurt dışına göndereceksin. Oyuncu izlemeye Türkiye'nin bir göndereceksin. ucuna göndereceksin. Amatör takımı izleteceksin. Bal ligini izleteceksin. Üçüncü, ikinci. Yani iki alt liglerde öyle yetenekli futbolcular var ki Var. keşfedilmediği için yok oluyor, kayboluyor çocuklar. Kerem Canan Mesela Türkoğlu. Galatasaray'da ilk 11 oynuyor. Üçüncü ligden transfer oldu. ya neler var? Ama Kerem izlersen, Aktürkoğlu. izlersen mesela bu sene Antalya'da yapılan şeyler vardı. Türkiye şampiyonları vardı. Üçüncü ligin ikinci ligin çıkma grup şampiyonları vardı. İnanılmaz yetenekli futbolcular var. Senin bunu Mutlaka. izleyeceksin. Yani ya işte amatör takım veya işte bal lige veya demeyeceksin. Çünkü demeyeceksin. Oradaki bir yetenek, çünkü çocuklar ya izlenmiyor veya tenezzül edilmiyor yani. Alt ciltlerin izlenmesine tenezzül edilmiyor. Bu da çok acı bir şey aslında. Ya amatör takımda ne izleyeceğim? Veya bal veya üçüncü veya ikinci ne izleyeceğim? Yani hep hazıra alışmışık ya. Hazıra. O şey var ya bizde düşünce. Evet. Hazıra. Şimdi öyle olunca da bu çocuklar hiçbir yere çıkmadan, piyasaya çıkmadan yok olup kayboluyorlar. O da çok acı yani. Türk futbol içinde bu acı bir şey. Kayıp. Büyük bir kayıp. Çünkü çok büyük değerler Bakın. yok oluyor. Şimdi Kendi değerlerimiz de yok oluyor hocam. aynen. Sadece şeyde değil, keşfedemediklerimiz değil, kaybettiklerimize bakalım. Bugün Merih Demiral en üstte çünkü Juventus'ta oynuyor. Ömer Faruk Beyaz kulübünün yapılanmasına inanmadığı için yurt dışına Hiç. gitti. Schalke ile anlaşacak büyük Evet. ihtimalle sezon Evet. sonunda. Emin Bayram Emin değil Bayram. de o defans oyuncusu Mustafa Kapı kendi kulübü ki bu hani yapılanmasına inanmadığı kulüp bakın birisi Fenerbahçe birisi Galatasaray. Siz böyle kendi adamlarınızı tutamazsanız çok büyük şey kaybedersiniz. Yarın öbür gün 50 milyon euro. Şu anda Juventus'ta ilk 11 oynuyor Merih Demiral ve 40 milyon euro bonservis bedeli. Mustafa Kapı Lille'de oynuyor şu anda. Çok büyük bir yetenek. Şimdi biz bu işin de pazarlamasını yapamıyoruz. Çok ilginç. Evet. Şimdi adam yetiştiriyoruz. Avrupalı bunu görüyor. Bunu görüyor. Talip oluyor. Sen bunun değerini koyamıyorsun. Evet. O artık talip olmuş buna, değil mi? Buna talip olmuş. Eğer değerini koyamıyorsan bu çocuk var ya bedavaya gidiyor. 3-5 avroya, 3-5 milyon avroya gidiyor. Ondan sonra almaya kalktığın zaman işte milyonlarca avro, 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon veya 50 milyon avroya Benim şu kafa var çünkü ya 18 yaşında şimdi buna 2 milyon euro para veriyorlar. Ben bunu verilir mi? yetiştirmesine yemeğine verdim maksimum. Bana bu adamın 10 bin lira bugüne kadar otobüs ücretleri dahil 10 bin lira zararı olmuştur. 2 milyon euro büyük para ben bunu satarım. Satırım. İşte tabiri caizse tırnak içinde işte para mı saydım ben buna kafası var. Kesinlikle. Ondan sonra aynı adam 35 milyon euro olunca bizim İşte çocuğumuz. Ama işte kaç bizim değildi kaçtı artık. yani. Şimdi bizim çocuğumuz olarak ya işte oradaki bizim çocuğumuz. Ya iyi de senin çocuğun da senin çocuğun değerini sen değer vermemiş ki. Evet. Değerine değer katmamışsın ki çocuğuna. Çocuğun bedava gitmiş. İşte Ali Akman. Şimdi Frankfurt'ta şu anda. Ali Akman'ın bir büyük derbisi o ayrı. Evet. Ama sen Yanlış şimdi var. bir kulüpsin. Kulüpsin, bu çocuk altyapıdan gelmiş. Altyapıdan yıllarca emek vermişim bu çocuğa, değil mi? Yıllarca. Sen buna imza attıramıyorsan suç sende. Demek ki sen o çocuğa gereken değeri vermemişsin. Bugüne kadar çocuk gelmiş oraya ve son zamanları takımı taşıyan bir futbolcun da senin. Ali Akman'ın ayrıldıktan sonra kulübün ya kimse hiçbir takım tek oyuncuya bağlı değildir o apayrı bir şey. Fakat Ali Akman gittikten sonra takımın içindeki psikolojik durumla birlikte o oyuncu eksikliği de Bursaspor Süper Lig'e çıkma aşamasında gidiyordu. Şu anda çok hiç Ya tabii şimdi Ali Akman çok önemli bir şeyden parçaydı. koptular. Evet, şeyden Yani koptular, çok yarıştan koptular. takım taşıyan bir şeydi, bir taşıydı. Hakikaten çok değerli, çok da iyi iş yapıyordu. Evet. Tabii şimdi Bursaspor'a ayrıldığı zaman da Bursaspor'da bir gerileme başladı. İstenilen sonuçlar alamamaya başladı. O Puan da ortalaması çok düştü bir anda. düştü, düştü. Yani scout ekiplerin bir de şöyle, yani artık şeylerin altyapıların, yani scout ekiplerin şöyle diyeyim ben sana. Yani İlkokulların anlaşmaları lazım. Scout ekiplerin, kulüplerin gidecek müdürlere
hukuk müdürlüğüne gidecek. Anlaşacak. Yani onları sınıflar arası maç yaptıracaklar. Maç yaptıracaklar. Turnuva düzenleyecekler. Evet. Onlara futbol çocukların oynaması için semt sahaları yaptıracaklar. Ne bileyim işte onların şeyleri için seçenekli yetenekli futbolcuları ders girişlerini ayarlayacaklar idmanlarına göre. Yani aslında ilkokullar özel bir okul açılması bile gerekebilir yani. Ya futbol dersi konması lazım okullara. Evet. Futbol artık endüstriyel bir futbol oldu. Yani para. Ekonomi çok büyük katkısı var. Yani okullara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bile bunu düşünmesi lazım. Okullara futbol dersi eğitimi konması lazım. Evet. Kesinlikle. Bakalım. Hocam, dünya üzerinde çalışmanız olmuştu. Dünya üzerindeki kulüplerin altyapıya verdikleri önem adına başlıca baş takımlar ve orta seviye takımlar evet. Da. Onlara geçelim isterseniz. Şimdi Altuna demiştik. Bu konuda bir numara. Evet. Barcelona'ya örnek almıştık demiştik. Barcelona sisteminin aynen şu anda Altuna'da uyguluyor yıllardan beri. Daha önce biliyorsun çok değerli başkanları var. Seyit Mehmet Özkan'ın Buca Spor'daydı bu iş. Sistemi Buca Spor'a oturtmuştu. Evet. Ama orada bazı neden dolayı ayrıldı. Altınordu'ya olduğu gibi sistemi Altınordu'ya taşıdı. Buca Spor'dayken ya o biraz yani gerçekten kişilerin vizyonu ülke futbolunu ne kadar öne getirebilir o da bir örnek. Buca Spor dediğiniz zaman ben canlı izlediğim bir futbol yüzden bahsedeceğim. Akhisar Spor daha Süper Lig'e çıkmadan önce şurada oynarken ben daha yani küçük çocuktum. Çıplak gözle izledim. Kıvırcık saçlı birisi vardı. O kadar dikkat çekiyordu ki Buca Spor'da. Orta sonra Fenerbahçe'ye gitti. Evet. Salih Uçan. Ondan sonra Roma'ya gitti. Yani o dönemde başkanlığını yapıyordu ve o şey gerçekten ya kişisel vizyon şu anda fark ettim ben. Siz söyleyince fark ettim. Tabii. Gerçekten yani kişisel vizyon takımları o kadar öte götürüyor ki. Adam ya da Tarık oynuyordu o da yine sarışın saç. Yatırım yaptı. Başka şehirlerde Altınordu Spor okulları açtı. Evet. O da çok önemli. Şey, ülke geneline yaydı bu sistemi. Her yerde futbolcu yetişiyor. Akhisar Spor'da da hedef şu anda o. Başkanımız bugün dün değil ilk 6 ay önce geldi demişti ki bizim amacımız ilk önce Akhisar Spor'u, Akhisar'ı keşfetmek, Akhisar'daki tüm yetenekleri keşfetmek. Sonra da Van'dan, Kars'tan, Erzurum'dan her yerden neresi olursa olsun futbolcu alabilmek, futbolcuyu getirebilmek. Ya bu çok büyük bir şey. Şimdi burada bir tesis yapılanmasının olduğunu düşünseniz hocam Erzurum'dan bir kişi geliyor çocuğunu size emanet ediyor. İşte onu yaparken çok güzel bir proje aslında. Keşke yapabilsek. Ama inşallah başarabiliriz. Başarabileceğiz, başarabiliriz. Başarabiliriz. Yeter ki bunu projeyi kafamıza oluşturalım. Bu sistemi kafamıza oluşturalım. Şimdi Van'dan alırsın, oradan alırsın. Ama yetenekli futbolcu, yetenekli. Evet. İlerisi için vaat eden yetenekli futbolcu. Herkesi onu bunu almayacaksın. Yetenekli futbolcu alacaksın. Burada onların eğitiminden tutun, sağlığından tutun, giyiminden, kuşamından, her şeyinden ilgileneceksin. Spor tesisi yapacaksın, tesisler yapacaksın. O çocuk burada kalacak. Onun eğitimini en iyi şekilde vermen lazım. Evet. Yani işte bunu Altınordu 10 numara yapıyor. Türkiye'nin her yerinden scout ekip, biraz dedik ya scout ekip işte. Adamlar gidiyor izliyor. Veya beni tanıyor, İlbey diyor, Emin diyor. Ya, işte ben diyorsun ki işte Akhisar Spor'da İlbey var. Tamam diyor. Şimdi ben böyle birkaç tane gönderdim. Altyapıda benim takım arkadaşım var. Şeyde Altınordu'nun sportif direktörü altyapı. Asip Ertürk. Ben ona çok adam gönderdim. Maalesef buraya teklif ediyoruz. Evet aklılar. Tesis yok diyorlar. Nerede yatacaklar? O da aklılar. Onlar da aklılar. İşte en büyük burada en büyük sıkıntı tesis. Orada hemen araya gireyim. Akhisar Spor Yılmaz Atabur'un tesislerinde orada bir konaklama yeri yapıldı. Oyuncuların yatacağı, kalkacağı, yemek yiyeceği harika bir yer. Harika bir tesis diyebiliriz ne orası. Evet, evet. Harika bir konaklama alanı, otel gibi. Ama inşaatı bitmiş yer. Küçük pürüzler nedeniyle faaliyete geçemiyor. Burada oranın yapımında büyük emeği olan milletvekilimiz Uğray Demir. Yine aynı şekilde milletvekilimiz Ahmet Vefi Bakırlıoğlu. Belediye başkanımız Besim Dutlu, kaymakamımız Sabit Kaya. Bu kişilere dün başkanımız Evren Özbey seslendi. Hepinizden destek bekliyoruz. Bu kulüp sizin. Bizim yani. Burası evet. Bizim. Akhisar'da çalışan herkesin bu kulüp. Buraya destek verin dedi. Ben
Spora çok önem veren bir belediye başkanımız olduğunu düşünüyorum. Yaptığı sahalar, parklar Evet. sürekli gençlere çok önem Gerçekten veriyor. öyle. Bu konuda kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Umarım kulüple uygun bir yolda, orta bir yolda anlaşırlar ve Akserspor bu en azından kamp alanını bir faaliyete geçirirse çok büyük bir adım olacak bu bizim için. Aynen İlbeyciğim. O testin mutlaka bitmesi lazım. Zaten bitmiş. Çok Ya az bir bir, şey. bir buçuk, belki 2 yıldır öyle duruyor yani. Evet. Bitmiş her duruyor. Hemen bunu hemen işte belediye başkanımızı, kaymakamımızı, ne bileyim işte kulüp başkanlarımız, Valimiz. hem valimiz hemen bunu bitirmesi lazım. Eğer o testi biterse zaten A takımı oraya alacağız. Burası da genç yetenekler kalacaklar. İşte sistem o zaman çalışır hale gelir. O zaman projelerin, düşüncelerin o zaman gerçeğe dönüşür. Yani sistemsiz, pardon, tesissiz bir düşünce Mümkün değil. boş. Boş yani. Ya hocam, Düşünürüz ama uygulayamaz, sizin de geçiremeyiz. çocuğunuz var. Size dese ki bir yetenek, atıyorum bir yeteneği keşfettiniz, gidiyorsunuz, çocuğunuzu bize emanet edin. Tamam kardeşim, emanet ederim. Nereye emanet ederim? Geliyor buraya aileyi, burada gezdiriyorsunuz. Akhisar'ı, şehri. En son tamam, bu çocuk nerede yatacak? Götürüyorsunuz tesislere, dökük bir yer. O zaman olmaz diyor adam. 100 kişinin olduğu yerde olmaz. A Evet. takımda, bunu burada daha önce de söylediniz. Dediniz ki A takımla gençler aynı anda durmaz. Bunun çok büyük bir yanlışlığı var. A takım performansına yansıyor. Bir kamp alanı ayırmamız lazım. Bir 20-25 kişiyi diğer oyunculardan ayırmamız lazım demiştiniz. Aynen bu şekilde yani kişilerin güvenmesi lazım kulübe. Bunun için de gözle görülür somut bir şeyler vermesi lazım kulübün. Kesinlikle Bu kardeşim. test çok büyük bir adım olur. Şimdi ay çocuğun sen şimdi bu 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında çocuklarını teslim edeceksin Aksaspor'a. Evet. Aksaspor'un eğitiminden tut, eğitiminden işte ne bileyim eğitimi, giyimi, kuşamı, spor eğitimi, bütün her şeyini, Öğretimi. öğretimi. Şimdi sadece şey öğretilmiyor yani. Futbol öğretilmiyor. Sadece futbol değil. Sanat öğretiliyor orada. Ne bileyim zeka oyunları öğretiliyor. Hocam kulübe Beka gelen gelişimi çocuk artırın. dişini fırçalamasından ayakkabısının Her bağcığını şeyini. bağlamaya kadar her şeyi bu Oturuşunu, kulüpte kalkışını, öğrenmesi lazım. yemek Evet. yiyişini. Altınordu inanılmaz bunu yapıyor. Altınordu aslında gidip görmek lazım. Sistemini incelemek lazım. Sistemini alıp buraya uygulamak lazım. Tabi bunları yaparken de tesis Kapalı bir kulüp değil Altınordu bu konuda. kesinlikle değil. Gelin görün diyor. Ya Bunu büyük kulüpler hep söyledi. Gelin görün Altınordu yapın diyorlar. bu sistemi yapmak için Avrupa'yı gezdi. En uygunu nerede buldu biliyor musun? Barcelona'da. Barcelona'nın çiftlik kampüsü diye bir yer var. La Masia. Lemans, evet. La Masia. Yani çiftlik kampüsü ne biliyor musun? Futbolcuların yetiştiği altyapısı. Çiftlik olarak kampüsü, çiftlik kampüsü. Altyapının şeyini öyle çiftlik olarak görüyorlar adamlar. Çiftlik kampüsü diye. Ve burada inanılmaz, inanılmaz futbolcu yetişiyor. Ama zaten burada sırf futbolcu yetiştirmek değil. Mental gelişimini de ileri getirmişler. Felsefe anlaşılmamışlar. Ne bileyim her alanda futbolcu, genç futbol yetenekleri hem iyi bir vatandaş, hem iyi bir birey, hem de iyi bir futbolcu olarak yetiştirmişler. Bunun işte en büyük örnekleri Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Pique, Pedro, Roberto, Guardiola. İşte bu okulun mezunları. Ya Bizden niye Pedri böyle var mesela şu anda çok iyi Pedri. bizden niye Bir sürü oyuncu bu var. tür böyle büyük isimler yetişmesin, büyük isimler bizim tesislerimizden mezun olmasın? Olabilir. Olabilir. Altınordu Cengiz Ünder'i çıkarttı. Bugün paha biçilmez bir değeri var. Ya Leicester City'de oynuyor. Yine aynı kulüpten. Yani aynı kulüpte yetişmiş, aynı kulüpte oynayan ya Çağlar. ya İngiltere'de tabii. bir sezonun en iyi defans oyuncusu seçildi. Yanında Van Dijk var. Şimdi bak şeyden çıkanlara da bakar mısın? Altınordu'dan. Çağlar, Cengiz, Barış, Berke, Alican. Yani bunlar hep bu sistemin mezunları. Bu okulun mezunu. Altınordu sisteminin Altınordu Evet. mezunları. Gıptayla Hocam izliyoruz değil mi? şu Şey bunun kulüpleri için Çağlar'ın Iniesta'da ne farkı var ki? O da dünya çapında. Bu da bu dünya çapında. Demek ki eğitim burada çok önemli. Futbol eğitimi çok önemli. Hocam şimdi şu oyuncuların şöyle bir takım düşünün. Defansında Çağlar, kalesinde Berke, sağ kanadında Barış oynuyor. Şimdi bu üçünü sökün o takımda. Ya kemiği bu adam o takımın. Ama Altınordu hala zirveye oynuyor. Neden İşte onu? bu vizyon. Vizyon bu yani. Bu, Ama devamlılık bu. sistem aynı. 7 yaşındaki takım A takım futbolunu oynuyor. Evet. Öğretim aynı öğretim. Yani A, B, C yok. Bir doğru var, bir çizgi. En alttaki
aynı çizgiden yürüyor. En üstteki de aynı çizgiden. En üstteki de çizgi, en üstekini en alttaki takip ediyor. Evet. Onun izinden yürüyor. Onun izinden yürüdüğü için başarı kaçınılmaz oluyor. Ya bir oyuncunun kılavuzu Çağlar olursa, Berkli olursa, Barış olursa, Cengiz olursa işte evet. Şimdi o çocuk ona göre gelişir. O çocuk nasıl gelişir abi? Ona göre. Önde örnekler var. Yani, kılavuzu Çağlar Cengiz. Çağlar, Cengiz işte Berkesi var. Şeyleri var ya, demek ki biz bu çok değerli şey, doğru bir yerdeyiz. Çocuk bunu geliştikçe farkına varıyor zaten. Çok da çabuk olgunlaşıyorlar bile. Ucunda. Gidip alabiliriz. Ya sen umarım, bak bir gün böyle ondan inşallah nasip olur da bir altın yolu testini bir gelin görün de. Ya santranç oynatıyorlar. Yabancı da eğitim veriyorlar. Ya inanılmaz eğitimler veriyorlar futbolun dışında. Sadece futbol, sadece futbol değildir. Patates toplatıyorlar. Ekiyorlar, biçiyorlar. Ekiyorlar, biçiyorlar. Doğayı tanıtıyorlar. Yani. Sevgi öğretiyorlar, saygı öğretiyorlar. Davranışı öğretiyorlar. Bütün şeyi öğretiyorlar. Yani yardımlaşmayı, kolektif olmayı öğretiyorlar. Ya buna çok önemli. Futbolcu o zaman ne oluyor? İdeal oluyor. İşte böyle Messi gibi, Çağlar gibi diyoruz ki bak ideal bir insan. Ya futbolcu da bunları örnek alıyor. Öyle yetişiyor. Ama bunu oraya gelmemesi için işte bu sistem çok önemli. Yani Cristiano Ronaldo için Sporting Lisbon'un önemi çok büyük. Çok büyük. Ya da Messi için onu Arjantin'de keşfeden hoca çok büyük. Pochettino için Bielsa'nın kıymeti çok büyük. Pochettino da bugün hoca ama o futbolcu için onu keşfeden oyuncu da Marcelo Bielsa. Çok büyük, çok kıymetli. Hocam bak şimdi şeyler de var. Şimdi buna şeyi verdik. Barcelona'daki örnek Ajax. Bu da bu dünya devi yani. Ajax. Evet, Ajax. Evet. Özellikle altyapısı inanılmaz altyapısı var Ajax'ın da. Bunların da mantığı yaşam kulübü. Hocam David Neres sağ çıkarında De Jong, Frankie De Jong vardı, bir de Van de Beek vardı. Kulüf gibi, Schreiner gibi, Bergkamp gibi, oyuncuları çıkardı. Suarez gibi, yıldızlar hep bu şeyden yaşam kulübünden. Ajax'ın yaşam kulübü dediği altyapısından mezun oldular. Evet, pardon, Van Persie, Feyenoord. Ajax ne yapıyor musunuz? 2 aylık futbolcuyu yetiştiren gençlere, burada şeyde yaşam kulübünde yetişen gençlere yetişiyor. 2 aylık raporlar halinde verileri topluyorlar. Ortak verilerle beraber ortak değerlendirme yapıyorlar 2 aylık. Gelişimlerle ilgili, önemli şey zekalarla ilgili, kavramlarla ilgili, hız ve kişilikle analizleri verilerle birlikte yapıyor. Her 2 ayda bir verilerle toplantı yapıyorlar. Çocuğunun ne durumda olduğunu söylüyorlar. İnanılmaz bir şey bu sistem. Hocam Ajax'ta benim hatırladığım kadarıyla, yanlış olursam yorumlarda arkadaşlar düzeltin, Luis Suarez'de oradan. Ayrıca İbrahimovic'in de bir Ajax dönemi var, gençken. Var. Yani şimdi Luis Suarez'i İbrahimovic'i satmamış olsalar bir 4-4-2 oynadıklarını düşünseniz hocam karşılığı falan. Gelen adam Luis Suarez, İbrahimovic yani. Titretiler şimdi, herhalde. Bak şimdi bu saydığımız kulüpler, Barcelona, Ajax. Şimdi bunlar büyük yıldızlar yetiştiriyorlar. Ama yine ayakta kalıyorlar. Evet. Neden? Altyapı. Altyapı, altyapı, altyapı. Sağlam. Geliyor çünkü kardeşim. Geliyor. Altyapıdan geliyor. Evet. Sağlam. Yıkılmıyorlar. Ronaldo'yu da satıyor. Messi'yi de satıyor. Suarez'i satıyor. Koreyfus'u da satıyor. Ama gene ayakta. Çünkü alttan Koreyfus'lar geliyor. Ronaldo'lar geliyor. Messi'ler geliyor. Hocam. Yani çok önemli. Çok değil ya. Bir galibiyet primi hiç dokunmadan altyapıyı aktarsalar çığır açar. İlbeyciğim ya, bütçe o kadar almış olan bir bütçe değil. Süper Lig'de 2,5 milyon lira şey oldu değil mi? Galibiyet ya, bir maçın galibiyetini oraya aktarsan var ya, neler yapmasın ki? Evet. Neler yetişmez ki? Neler? Neler? Yani Fransa, bak Fransa'da mesela Rüya Fabrikası adı altında bir altyapısı var, Rüya Fabrikası. 1973 yılında bu eksikliği hissediyor. Oyuncu üretimindeki eksikliği hissediyor Fransa. Ne yapıyor? Futbol Federasyonu bütün kulüplere emir veriyor. Herkes diyor altyapı akademisi kuracak kardeşim. Şart koşuyor. Yine çok büyük yıldızları çıkarttılar. Mbappe. Şart koşuyor. Zorunlu hale getiriyor. Şu anda var ya 15-20 yaş arası 2000 tane futbolcusu var. Şeyin Fransa'nın. Evet. Rüyalar Fabrikası'nda. Bak adamın şeye bak. İsme bak. Rüyalar bak. Yani futbolcu oraya geldiğinde zaten hayal kuruyor. Şeyin çiftliğinin adı da farklı bir şey. Mutlaka. Rüyalar. Yani etkiliyor o isim. Çocuğu da etkiliyor. Yetişkenliği de. Hocam 14-15 yaşında Mbappe'nin Monaco formasıyla böyle videoları var. Çocuk şimdi dünya yıldızı. Yani. Çok güzel ya, bir şey. Mesela bu akademilerde, akademi her akademi ya, kulüplerin altyapısı akademilerinde 15'i erkek futbolculara ait, 7 ise kız futbolculara ait,
22 sahaları var. 22 sahaları. Bugün bizim Türkiye'den kıyasla bakalım. Hiçbir kulüpte öyle bir tesis yok. 22. 15 erkek altyapı futbolcunu, 7'si kız altyapı futbolcu. 22 tane sahaları var. Buradan ne çıkmaz mı? Türkiye'de tamam. Tesisleşme adına herhalde çok geriyiz. En büyük şeyi. En büyük sıkıntımız da evet. Eğer biz bu sistemi oturtursak, bu tesisleri, bu akademiliklerini, tesisleri güçlendirirsek, akademiklerini güçlendirirsek, inanın İlmeciğim, Messi'ler yetişir bizden. İbrahimovic'ler yetişir, Kuruyuf'lar yetişir, Henry'ler yetişir, yetişir de yetişir. Hocam yeni Cengiz yetişsin, yeni Çağlar yetişsin işte, yeter. İşte onlar da hepsi bizim. İşte o evet. Messi'den beraber oynayanlar geldi mi onlar? Tabii. Juventus oynayan mi? Arda Turan yetişsin. Ya yetişsin kardeşim. Şey, i̇şte bak Mbappe, Anelka, Henry. Emre Belözoğlu yetişsin. Hep Newcastle, Inter. Bu şeyden tabii. Fransa'nın rüyalar fabrikine yetişen futbolcular bunlar. Tabii Tugay Kerimoğlu yetişsin, Okan Buruk yetişsin. Hani aslında bizde de var da işte bizde dönemsel olarak birkaç jenerasyon. Şu anda Türkiye'de de öyle bir fabrika desek herhalde ben çok takdir ediyorum şeyi Trabzonspor'u, Altın Ordu tabii başka da. Trabzonspor'da bir jenerasyon yakaladı. Ünal Karaman döneminde özellikle. Ya hani bir torbaya isimleri atsalar herhalde böyle. Gözleri kapalı torbadan bir isim çekseler 11'e koyar oynatırlar. Uğurcan şey o da yine Ünal Karaman. Bakın ısrar dediğimiz olay o inanmak dediğimiz şey. Ünal Karaman Uğurcan Çakır'ı oynattı. Uğurcan Çakır şov yaptı. Yusuf Yazıcı şu anda Lille'de Avrupa'yı sarsıyor. Milli takımda asist yaptı Hollanda için şey. Diğer maçta. Neydi? Norveç maçı. Yani çok iyi. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi bir ton insan i̇nanılmaz, gelir daha. İnanılmaz. Bir ton insan gelir inanılmaz. Daha. Şimdi bizim takımımız da mesela Akhisar Spor'da işte rüyalar çiftliğinde mesela hayaller çiftliğinde öyle bir isim altında. Akhisar'ın geleceği Future of Akhisar mesela. Yani Akhisar'ın yani isim de etkili olsun isim de. Mutlaka. Öyle işte Akhisar altyapı değil. Ona bir isim koyacaksın. Ona yakışır bir isim koyacaksın. Futbolcu, altyapıdaki futbolcu oraya gittiği zaman o isim etkileyecek onu. Öğrencinin velisini etkileyecek. Çocuğun nerede rüyalar fabrikası? Ha? Nerede? Soran ne rüyalar? Rüyalar fabrikasında. Hayallerinin peşinde koşuyor evet. Orada. Çok önemli bir şey. Şimdi bak mesela Manchester United. 92 kuşağı var Manchester United'da. Bunun da mimarı Alex Ferguson. Evet. Alex Ferguson. 1992 yılında burada yetişen isimlerin hepsini şey aldı. Manchester United takımına 1992'de. Ve bunun bazı isimleri Giggs, Bat, Beckham, Gary, Peel, Neville, Cook, Samuel gibi isimler. Ve inanılmaz başarılara imza attılar o dönem. Hocam, Ferguson zamanında hatırlıyorsun. Evet. Çok ben 2001 doğumluyum ama dönemi oyuncuları mutlaka hatırlıyorum. Tarihten, isimlerden hep duyduk. Yine ben doğmadan önce yaşanmış bir olay bu. Bir adam vardı Arsenal'de. Arsene Wenger diye. Bir sezon gitti hocam Fransa'da bir ay kaldı. Afrika'da bir ay kaldı. Kendine bir akademi yaptı geldi. Sonra hocam o akademinin içinden bir Thierry Henry çıktı. Öyle bir adam ki Thierry Henry. O adamlarla birlikte namalup bu İngiltere'de yaşanmış tek şampiyonluktur. Evet. Namalup İngiltere'de şampiyonluk yaşandı. Günümüzde benim jenerasyonum dahil olmak üzere Arsenal çok önemsenmeyecek bir kulüp gözünde bakılıyor ama Arsene Wenger işte loser diyorlar. Arsene Wenger büyük bir hocadır, büyük bir öğretmendir. Bir yani namalup şampiyonluk yaşadı. Adam profesör. Çocuklarla yaşadı. Adam profesör. Ya bu şeyin çocuklarla yaşadı dedin ya. Altyapının profesörü adam. Ya, gençlerin profesörü. Öğretmen de nitiyorlar zaten. Futbolun öğretmeni diyorlar. Yani, hocam. Şimdi İlbeciğim. Şimdi şöyle bir iki takım daha var Avrupa'dan örnek vereceğimiz. Evet, örneğin. Sonra kısa sıra geçelim. Bir saati bulduk. Olsun. Hemen geçelim. Önemli olan bunlar çok önemli konular. Mutlaka. Sporting Lisbon mesela. Puma Akademisi altında eğitim veriyor. Puma. Bak, isimlere bakar mısın? Evet. Puma. Burada yetişen futbolcuya sadece futbol öğretilmiyor. Müzik, sanat, tarih eğitimi ve çocukların gelişimi sağlanıyor. Buradaki efsane futbolcuya bakar mısın? Yetişenler burada mezun olanlar. Figo, Ronaldo, Nani, Quaresma, Pepe, Matinho. Hep bu yıldızlar buradan çıkmış. Manchester City. City'de 2014'te altyapılarını oluşturmuş. 200 milyon pound para harcamış. Hocam harcadıkları paradan bir de kime gitti? Enes Ünal'a gitti. Bursa'sı. Oraya geleceğim. Bak ilginç şeye bakar mısın? Bak şimdi. Bu arada notlarını hiç alayım. Bak şimdi. Yani bu açıdan daha çabuk yapıyoruz yani. Bak şimdi. Burada sadece futbolcu yetişmiyor.
dünyanın genç yetenekleri topluyor. Manchester City hiç oynatmıyor. Sadece futbolcuları topluyor genç yetenekleri. Takımını hiç oynuyor. Manchester City takımını oynatmıyor. İki rutuş yapıyor. İki eğitim veriyor. Satıyor. Bunun en büyük şeyi örneği Enes Ünal. Ne yaptı biliyor musun? 3 milyon avroya şeyler aldı. Bursaspor'dan 14 milyon avroya Villarreal'e sattı. Evet. Ve bu oyuncu Enes Ünal. Hiç oynatmadan. Enes Ünal hiç oynamadı Manchester City'de. Sadece bir yaz kampı geçirdi. Aynen. Hani aynen. Dedi hocam ufak okumuşlardı. Bir yaz kampı geçirdi. 11 milyon sterlin para kazandı. Ya işte bakın böyle bu Manchester City için işte altyapı 200 milyon pound 200 milyon pound harcamış adam altyapı için. Hani Aksaspor bunu yapamaz. Ama Aksaspor ne yapar? Aksaspor öyle bir sistem kurar. Her sene Altınordu gibi, Bursaspor gibi 2 senede bir 5 milyon euroya oyuncu satsa zaten altyapıyı bırakır. Alt takımı da düzeltir, altyapıyı da düzeltir. Ya kulübün 30 yıllık parasını kasaya koyar belki. Kesinlikle. Ya İlbey Aksaray'da var ya, Aksaray'da bu potansiyel var. Yetenek potansiyeli var Aksaray'da. Futbol şehri. Şimdi futbol şehri. Ya biz nereden çıktık? Bizim zamanımızda altyapılar yoktu. Bizim zamanımızda semt sahaları vardı. Galifede takımlar vardı. Şimdi biz oralardan çıktık. Cavit'i, Beyçi, ben, Şizekisi, Muzaffer'i, Nurul'u, işte Hasan'ı, Engin'i, Kani'si, o günü vesaire vesaire işte aklıma gelmiyor. Ya nereden çıktık kardeşim biz? Buradan çıktık. Yani Aksaray'da bu potansiyel var. Aksaray'da tek eksik olan tesis. Evet. Bunu da inşallah Özbek kardeşler gündeme getirdi. Belediğimiz destek çıkar size inşallah yapılacak. Yapılması lazım. Yapılması lazım kardeşim. Hocam Aksaryaspor dedik. Alt yapı çok önemli dedik. O kadar önemli. Eski teknik direktörümüzü konuk etmiştik. Bu kadar uzun sürmedi. Şeye geçiyorum hemen. Aksaryaspor alt yapısında Yıldırım Spor ve önemi. Evet. Biliyoruz ki Aksaryaspor'a çok oyuncu veriyor Yıldırım Spor. Öneminden bahseder misiniz? Hocalarına bir teşekkür edelim. Yıldırım Spor altyapısı veya Yıldırım Spor kuruluşu, Yıldırım Spor'un kuruluşu Aksaspor'un daha önce tarihine dayanıyor. Çok eski bir kulüp. Hakikaten altyapısı kuruluş tarihi çok önceye dayalı bir kulüp. Bugün Yıldırım Spor altyapısı Aksaspor için büyük bir şans. Bu kulüp için kendini adamış insanlar var. Başkanları Sayın Hüseyin Sultan. Sportif direktörleri, baş antrenörü Sayın Bülent Açıkgöz. Bu iki insan bu kulübe kendilerini adamışlar. Evet ya gerçekten. Bülent Hoca'nın paylaşımlarını da görüyoruz. Sürekli bir orada deplasmanları burada. Ve inanılmaz bir mesai veriyorlar. Sabahın köründen akşamın karanlığına kadar. Çok büyük emek veriyorlar. Çok büyük emek veriyorlar. Ve şu anda takımda yanılmıyorsam 250-300 civarında futbolcu var. Tam bir futbolcu fabrikası. Tam bir eğitim yuvası. Ama insan üzülüyor. Neden üzülüyor? Bu kadar emek veren, bu kadar bu işin üzerine düşen iki tane değerli insanı ve Yıldırım Spor Kulübü'ne tesis eksikliğinden dolayı yeterli verimi alamıyorlar. Kovalık sahasında şu anda antrenmanlarını yapıyorlar. Orası suni çim zaten. Suni çim ama şimdi şey olarak, yaş kategori olarak çok var. Çok var evet. Çocuklar 15-20 metre içerisinde idman yapıyorlar. Sahayı dörde bölüyorlar. Dörde zaten bölüyorlar. Öyle. Yani ne kadar verebilirsin çocuğa bir şey? Ne verebilirsin ki? Yani büyük saha şeyi yok. Oynama şansları yok çocukların. Hocam şey yaptık. Konudan bağımsız bu cumartesi günü arkadaşlarımla futbol oynayacaktık. Hadi dedik görebilirim kovalık sahasına. Gittik sabah 9'da bir baktık. Onda her yer çocuk kaynıyor. Antrenman yapacaklarmış. Gittik orada hocalarla konuştuk hatta. Yani hocam kolay gelsin. Oynayabileceğimiz yer var mı falan diye. Dediler ki ya biz kendimize yer bulamıyoruz arkadaşlar. Bize de söylediler evet. Orada. Kendimize yer bulamıyoruz dediler. Gözümüzün önünde sahayı böyle dörde böldüler. Sonra dörde böldüklerini de kendileri ikiye bölüyorlar. Yani 8'e bölünmüş bir sahada resmen. İtman yaptırıyorlar çocuklar. Sabah eğitim veriyorlar. Sabah başlıyor dediler evet. Evet, evet akşama evet. Kadar antrenman var dediler. Hani dedik ki bir gibi falan çekecek. Kesinlikle. Şey, turnuva var dedi sonra. Maç var dedi. Aynen. Çok kalabalık. Resmen onlar da çili içinde çalışıyor yani. Şimdi Yıldırım Spor altyapısı Bülent Hocam gerçekten büyük bir değer. Aksaray için büyük bir şans. Hem Aksaray futboluna hem Aksaray çok büyük değer katıyor. Aynı zamanda tüm Türkiye'nin takdirini topladı. Bir istihdam da. Aksaray sporlu hocalar için, Aksaraylı insanlar için de bir istihdam. Orada da bir sürü var. İnsan çalışıyor. Şimdi orada da çok altyapıda. Tabii ki şimdi Bülent Hocam baş antrenör. Sportif direktör orada. Yıldırım Spor'un. Onun nezaretinde çok değerli hocalarımız var. Şimdi isimlerini yapmayı zikredemiyorum. Bir sürü kişi var.
Bir sürü insan da ekmek yiyor buradan. Evet. O da çok önemli. Ya bu konuda da bir önem arz ediyor yani. Sonuçta işsizlik de fazla. Bu sektör de çok kalabalık. Mutlaka ki böyle şeylerin yapılması... Bu arada biz yayından önce de konuştuk. Ben çok bilgim yok Yıldırım Spor'la alakalı. Hocam dedi ki Yıldırım Spor... Ben dedim hani Yıldırım Spor, Aksel Spor çok oyuncu veriyor da bu karşılığı yok mu? Hocam olmadığını söyledi. Evet, karşılığı yok. Bu çok önemli. Şimdi Aksel Spor... Kulübe yük olmadan destek. Aksel Spor, yani Aksel Spor'dan Yıldırım Spor birlikte çalışıyor. Yıldırım Spor, Aksel Spor'un kanatları altında. Çalışmasına devam ediyor. Şimdi Aksel Spor'a verdiği şey, Doğukan, İlke... Buna bizler birçok yıldızları yetiştirip Aksel Spor'a verdi Yıldırım Spor. Evet, çok kıymetli. Çok kıymetli. İşte hepsi yıldız. Yani Yıldırım Spor altyapısının ne kadar önemli ve değerli olduğunu buraya dile getiriyoruz. Ve bunun da gerekli makamların, büyüklerimizin bu kulübe büyük destek vermesi gerekiyor. Tesis yapması gerekiyor. Yani, hakikaten Yıldırım Spor büyük bir şans. Büyük bir şans. Veliler de çocuklarını seve seve buraya yönlendiriyorlar, veriyorlar. Çünkü burada eğitim oluyor çocukları. Biliyorlar ki veliler de başka yerde bu eğitimi alamayacak çocuklarımız. Ve çünkü önleri de açık. İşte bunu örneklerini saydık az önce. Doğukan, İlke. Şimdi... Hocam insan sorar. Ben şimdi çocuğumu sana emanetçem de hani bugüne kadar ne yaptın ona göre? Bugüne kadar ne yaptın? Tabii. Yapılmış tabii. Çok önemli. İşin filozu herkes konuşur da aynen, icraata aynen. Bakıyor. İcraata ne yapmışsın sen yıllarda bu işi yapıyorsun da evet. Ne yapmışsın? Tamam Yıldırım Spor büyük kulüp tamam ama kim çıktı? İşte diyebiliyor. Doğukan çıktı, aynen. İlke çıktı. Tabii. Diyebiliyorsa o zaman önemlidir. Kesinlikle. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Altyapı, Yıldırım Spor ve diğer konular üzerine. Şimdi, kardeşim bir şunu söylemek istiyorum ben. İlçe Spor Müdürümüzü de burada takdir etmek istiyorum. Evet, ona mutlaka değinelim. İlçe Spor Müdürümüz gerçekten Sayın Hasan Hüseyin Oktay. Evet. İnanılmaz projeleri var. Göreve geldiğimden beri inanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Bütün branşları eğitimi açtı. Yüzmesinden ele yüzme. Yazın biliyorsun statta şişme havuzdan çocuklarımıza ücretsiz yüzme dersi verdiriyorlar. Evet. Çok... Bakanlığın projesini. Ya gerçekten ilçe diyebilirsiniz. Gençlik Spor Müdürü diyebilirsiniz ama durmadan çalışıyorlar. Bir kütüphane yapıldı şeyde Görette. O 200 senedir var orası. Hocam futbol sahası, kapalı işte tenis sahası, kapalı basketbol, orada okçuluk antrenmanları yapılıyor. Kapalı basketbol sahası, açık basketbol sahası, futbol sahası, kapalı voleybol, açık voleybol, tenis. Yani bu imkanı sunuyor Gençlik Spor Müdürü. Aynı zamanda kitap mı okuyacaksın kardeşim? Kütüphanemizde bedava kitaplar var. Ders mi çalışacaksın? Geç. Kişisel, bireysel masalara çok iyi yere değindiniz. Ben kendim de çok teşekkür edeyim. Şimdi gerçekten çok hizmet veriyorlar. Şimdi takdir etmek lazım. Evet. Yani Aksaray için kim hizmet veriyorsa, Aksaray Spor'una kim değer katıyorsa takdir etmek lazım. Bunlardan biri de işte Yıldırım Spor, birisi İlçe Spor Müdürümüz Sayın Hasan Hüseyin Oktay Müdürümüz. Bütün branşları, atletizm, güreş, yüzme, tekvando, karate, basketbol, voleybol, bütün branşları açtı. Evet. Yani velilerimiz çocuklarını buraya teslim edebilirler. Burada çok iyi eğitmenler var. Bu velilerimiz, gerçekten buradan velilere sesleniyorum. Çocuklarının hayallerini gerçekleştireceği yerler buraları. Evet. Yani umut, yarını olmayan, umut satan, hayal satan şeyler de var. Kurumlar, dernekler de var. Var mutlaka her yerde. Yani her yerde var. Çocuklarını gönderirken bunlara çok dikkat etsinler. Evet. İşte iki tane örnek, koskocam örnek var. O yüzden diyoruz yani yapılmışlara gitsinler. Yıldırım Spor'a gitsinler. Altın Ordu'ya gitsinler. İşte aynen. Sadece şimdi bazıları var sadece ticari amaç yapıyor. Evet. Yani bunlara çok dikkat etsinler. Hocam 7 Nisan günü Akhisar İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Hasan Hüseyin Oktay ve bir hocamız konuğumuz olacaklar. Çok güzel. 8 Nisan gününde de yayına girecek programımız. Buradan da duyuralım. Her şeyi anlatmıyorum. Biz onlarla ön görüşmeyi yaptık. Konuları aldık. Büyük hizmetleri var. Bütün her şeyi anlatacaklar. Bir video hazırlayacağız onunla alakalı. O günde yayınımızı takip etmenizi şimdiden bildirelim, uyaralım. Hocam Ankara Spor maçına geçelim mi? Bir küçük onu da yorumlayalım. Evet.
Cumartesi günü saat 4'te oynayacak hocam maç. Deplasmanda oynuyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Keçiören gücünü burada evimizde ağırlamıştık. Maalesef mağlup olduk. Şimdi biz Ankara'ya gidiyoruz. Bir Ankara ekibiyle. 9 puan fark var rakibimizle aramızda. İstatistiklere bakıyorum şu anda. Eşit maç oynamışız zaten. İlk maçta 1-0 yenildik. Yine her zamanki gibi Evet. saçma Saçma bir gol verdi. mağlubiyetti Saçma bir bizden, evet. mağlubiyet aldık, evet. Maç hakkında eklemek istediğiniz şeylere geçelim. Şimdi İlbeciğim, Ankara Spor şöyle matematiksel olarak kurtma şansı olsa dahi bence düşmüş. Düşen bir takım. Bence de çünkü 9 puan fark var bizim dahi aramızda yani. Düşen bir takım. Düşen bir takıma gideceğiz. Tabii düşen bir takım demek ki çantadaki ekip demek değil. Mutlaka. Onlar da mücadele edecekler. En yakın rakibi onların da biziz yani. Bize Biziz. Bize saldıracaklar. saldıracaklar. Bize yensene de bir şey değişmez. Evet. Bence lige veda eden ikinci takım. Bizim oradan mutlaka ve mutlaka 3 puandan dönmemiz lazım. Ben bu takımın şimdi kongreden sonra daha inançlı olacağını düşünüyorum. Daha özgüvenli olacağını düşünüyorum. Kongre belki sıkıntılar yaratıyordu. Hoca üzerine bir baskı yaratıyordu. Sağ dışı olaylar mutlaka. Yaratıyordu. Ama şimdi bundan sonra artık her şey yoluna girdi. Artık herkes maça odaklanıyor, maça konsantre oluyor. Pazar günü, cumartesi günde büyük ihtimalle bu maçı alacağız diye düşünüyorum. Futbolcularımıza inanıyorum, ben güveniyorum. Bu inanç ve bu güç onlarda olduğunu düşünüyorum. 3 puana dönüp bir şöyle diyelim yani 3 puanla moralimizi daha üst seviyeye çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah galip geliriz, yolumuza devam ederiz. Hocam rakibimiz Menemen Spor'da çok önemli bir maça çıkıyor. Ümraniyespor'la oynayacaklar. Onların da artık çok favori olmadıkları bir maç açıkçası Menemen Spor'un. Eğer maçı kazanırsak puanlarımızı eşitleme imkanı bizim için doğuyor artık. Ki yani bakın çok açık ve net konuşalım. Biz bu fırsatı kaçırırsak bundan sonra Şimdi o hocamın bahsettiği o şekeri suya düşürme olayı, o biz o gerçekleşir. şekeri denize atarız artık. O şeker gider Gerçekleşir artık. yani. O O iş zaman bitti. bak, eğer biz bu hafta O iş 3 bitti. puandan dönemezsek şeker suya düşer abi. Düştü. Düştü. Artık düştü. Eridi, tamam. Yani şeyi biz tabii ki de bu yayını izleyen futbolcularımıza bir yük bindirmek istemiyoruz. Onlar da her şeyin farkında. Ama bunun bilincinde sahaya çıksın. Herkes bunun bilincinde olsun. Taraftarlarımız da, teknik heyetimiz de, yöneticilerimiz de, oyuncularımız da. Yani dedim ki hocamın o şekeri suya düşürmeyin. Yani bu Çocuk maçta alın şu maçı. ya, takımın kalitesi ortada İl Bey. Yani şu aldığımız sonuçlar yakışmıyor. Şu Mutlaka. sıralama bize yakışmıyor. Yani kalite olarak hakikaten şimdi Ankaraspor'un bizi yenme şansı bana göre olmaması lazım. Bence. Hocam ben bu takımın sene başında böyle bir kadroyu göreceğim ben. Kim olduğu bağımsız yani Eskişehirspor olur başka olur. Bizim kadromuz sene başında bir takımda olacak. Kamp yapacak bu takım. Hazırlık maçları yapacak. Ben net ikinci ya da bir baş playoff adayı derim. Kesinlikle. Kadroyu ben de Kesinlikle. kaliteli buluyorum. Kalan çok bir maçımız da yok. 7 maçımız Yeni, var. evet. Yani 7 maçımız var. 7 3 maç. puan çok önemli. Bu hafta çok önemli. Son hafta içeride oynamamız da büyük avantaj. Mutlaka. Ümraniye geliyor son hafta. İçeride oynuyoruz. Çok büyük avantaj. Ümraniye zaten büyük ihtimalle Garantiledi işi puan. bitirmiş Bitirmiş olacak. gerçek. Aynen Kupa da aynen. düşmeyecek. Aynen. Playoff da oynamayacak. Rahat bir rakiple Sonra karşılaşacak. şimdi 7 maçın 4'ü içeride oynayacağız. O da avantaj. Şimdi arka arkaya Adana Demirspor'a gelecek. Ondan sonra Adana'ya gideceğiz. Ve ondan sonra Altın Ordu ve Altay içeride. Evet. Üst üste 2 hafta içeride oynuyoruz. İki İzmir ekibi de bize geliyor. Evet. O da çok büyük avantaj. Hocam zor maçlarımız var. Ama bu zor maçların altından kalkacak kadromuz da var. İnancımız da var. Taraftarımız da var. Geçmişimiz de var. Ondan dolayı İnşallah. korkumuz yok. Her Yok şeyimiz yok. var. Korkumuz Yok yok. yok kesinlikle. Şu maçtan başlayalım. Adana Demirspor'la devam edelim. Adana Demirspor'dan puan dahi alsak bizim için çok kıymetli. Puanlar demiyorum. Puan alsak çok İlbeciğim kıymetli yani. 7 maçım var. 10 puan ligde kalırız. Evet. 10 puan 10 yeterli. puan kalırız ama bu kulüp her şey bir yana 21 puanına da talip. Her puanına, Tabii tabii. her maçın her puanına Yani biz talibiz. en kötü ihtimali düşünüyoruz. Tabii Tabii ki mutlaka. yani her maçı galip için Mutlaka. çıkacağız tabii ki. 21 puanına talibiz. İnşallah sezon bizim için en azından yetinilecek bir şekilde biter. Yani korkunç bitmedi deriz. Yakışmayacak şekilde bitmedi deriz.
önümüze bakalım diyeceğimiz bir önümüz olur Aynen, diyorum. aynen. Yani bir alt lig artık yakışmıyor, hiç yakışmıyor. Ya Hoş olmaz. yani Düşünmek Allah korusun, istemiyorum yani oraları hiç yani. hoş Düşünmek olmaz. istemiyorum Ya ben. hiç hoş olmaz. Yani şimdi bir altta düşünsene bir altta düştüğünü. Orada Artık beyazı kırmızı çıkmak için grubu. çıkmak için mücadele için çıktın. Tekrar buraya geldin. Burada yani burada üstünde bir lig var. Evet. Süper Lig'in altısın. Yukarıya çıkmak kolay. Orada basamaklar fazlaşıyor. Gitmeye mümkün. O zaman da motivasyonu bozuluyor. Ya bir de bu kadar kaliteli kadroyu da bir alt ligde tutmak da çok zor. Yani Şimdi Delers de üçüncü ligde oynayacak futbolcu değil. İbrahim Lamel değil ki ya da yani Keita değil. değil tabii ki. Onlar da zor. Teklifler gelecek. Hocam bütün konular hakkında oyuncularımız olur, taraftarlarımız olur. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yayını yavaştan kapatalım. Sanırım şeyiniz bitti. Rekor yaptık. 1 saat 15 dakikayı bulduk. Önemli bir Önemli konulardı. tabii ki Değinilmesi şimdi gereken konulardı. aynen. İlk fırsata bulduk, değindik. Aynen. Şimdi hocam eklemek Şimdi istediğiniz tamamlayıp bu bitirelim yine. özel bir programdı. Evet. Buna geniş yer verdik. Özeldi, güzel oldu. Güzel özeldi, güzel oldu. İnşallah iyi konulara değinmiştir. İnşallah iyi Taraftarlarımız da mesajlar beğenir. vermişiktir. Taraftarımız beğenir, aksanımız beğenir. Şimdi bu insan sahip olan kişiler de bu konuşmamızı değerlendirmeye alırlar inşallah. Daha iyi şeyler olacak. Evet. Yani İlbeciğim, amacımız artık takımımızın belirli bir noktaya gelmesi. Şu andaki durumumuz ortada. Önümüzdeki çok önemli bir maç var. Hedef burada 3 puan almak. Ben futbolcularımıza inanıyorum. Bu inanca, bu güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Buradan 3 puan kesinlikle olarak ben kesin göze bakıyorum. Bence de. Ankara deplasman kesinlikle 3 puan dönüp çok güzel bir günlere yelken açacağımızı umut ediyorum. Ben de yayını izlediği için tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetimimizi tebrik ediyorum en başında. Sonra da bir küçük parantez için milli takımımıza 2'de 2 yaptılar. Grupta favori olan iki takımı birini Evet. 4-2 birini 3-0 Harika sonuçlar. farkla yendiler, evet. Teknik direktörümüz Şenol Güneş, bakanımız, tüm futbolcularımız en çok emek onlarda. Onlara değiniyorum. Ayrıca Salı günü de Letonya ile oynuyoruz. Diğer maçlara nazaran her maç çok zor, çok önemli. Fakat diğer maçlara nazaran daha bizim için alabileceğimiz bir maça çıkıyoruz. Letonya'yı da yenelim. 3'te 3 ile bu milli arayı da kapatalım. Milli takımımızı da tebrik ediyorum. Yönetimimizi de tebrik ediyorum. Bundan sonraki oynayacak bütün maçlarda da gerek Aksaspor'umuza gerek milli takımımıza desteğimizi bildiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınımızı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, aklınızdaki soruları da sormayı unutmayın. İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz.